Asiye'ye de yürümüyorum. Hele o, o hiç ilgilenmiyor benimle, anladın mı? Şimdi ben mi yanlış gördüm yoksa sen bayağı bir yürüdün mü bu kıza? O yüzden artık rahat bırak kızı. Seni yerine alalım. Asiye cins taşı da birazcık spagettiye benziyor sanki. Yavaş olsana. Romantizme gel. Ömerler İstanbul'dan taşınıyormuş. Nasıl yani? Hepsi mi? Evet, hepsi. Ayrılmıyoruz biz. Korkuyorum Doruk. Ağlama. Daha yeni başlıyoruz, tamam mı? Öyle düşün. Güven bana, çok güzel olacak, tamam mı? Görürsün, her şey yolunda gidecek. Hadi güven bana. İyi bir adam olmaya çalışırdım. Başka bir yol gelmedi abi. Yani şey oldum ben. Arkadaş, iyi bir değilsin. İyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Arkadaş, evet. Gerçekten hiçbir şansımız yok. Ben yanlış ifade ettim kendimi, tamam, özür dilerim. Halbuki benim seninle ilgili her şeyi biliyor olmam lazım. Ne için? Seninle vakit geçirebilmek için. Seni tanımak, anlamak istiyorum. Seni tanımak için. Çok mutlu ederim ben seni. Girince ayrı bir avun oluyor. Bu kadar hüzünlü olmazsın belki. Belki daha fazla gülersin. Çok güzel oluruz ikimiz. Kıza aşık oldun çünkü, değil mi? Bak Asiye. Abla, siz bence evlenin. Seviyor seni. İyi geceler Dürk abi. Geceler. Sen de saçını açmışsın bu arada. Böyle daha güzel değil mi? Halbuki haklı. Daha güzel. Böyle daha güzel. İstanbul'dan gitme işi olmasaydı senden hoşlandığımı söyleyecektim. Aşk. Şarkı söylemek. Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Senin canın da şarkı söylemek istiyor mu bu aralar? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Benim sürekli istiyor gibi sanki. Biliyor musun bu aşk şarkılarının iki yabancı insanı bile birbirlerini yakınlaştırdığını okumuştum. Hoşça kal. Hoşça kal. Tabii şimdilik.